Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videomuzun konusu mega olacak. Yine mega polietilen hissemizi konuşacağız. Ama artık derleyip toparlayacağız. Biliyorsunuz bir bedelli geldi. Yüzde yüzlük onunla ilgili konuşacağız. Rüçhan haklarından konuşacağız. Genel anlamda bir toparlama videosu yapacağız. Şimdi mega polietilen bizim nerede dikkatimi çekmişti? Biz arkadaşlar yaklaşık 6-7 ay önce almıştık bunu 5 liralardan ve güzel bir ivmeyle tepe fiyatlarından satıp tekrar mal toplama bölgesi falan çok paylaşmıştım bunları. Oralardan toparlayıp beklemekteydik. Şimdi Megapolietil'in bu güneş enerjisi santrali kurulum amacı kaba attığı bir bildiri vardı 9. ayın 20'sinde Adıyaman besinde bulunan fabrika yatısına güneş enerjisi kurulması ile ilgili sözleşme imzalanmıştı ve bu güneş enerjisi kurulu kapasitesinin 3.2 MW olacağını KDV hariç 2 milyon Amerikan doları tutarında bir yatırımdan bahsedilmesi planlanmıştı ve inşaatın başlamasından itibaren 4 ay içinde tamamlanması bekleniyordu. Adıyaman ve İstanbul'da bulunan iki üretim tesisinin 2022 ayı toplam elektrik giderinin 2.6 milyon TL olduğunu, Eylül ayı açıklanan %50 zamdan sonra ise bu tutarın 3.9 milyon TL'yi bulması beklendiğini Buna göre bugünkü kurlar üzerinden GES yatırımı 12 ayda kendini amorti edecek demişlerdi. Bu bilgiyi de bize vermişlerdi. Yani GES yatırımının mantığını anlatmışlardı aslında bizlere. Diğer yatırımları ise arkadaşlar Megapolyeteren yine kapa bir açıklama yapmıştı. Şirketin nihai hedefi olmayan tam entegre tekstil tesisi olma yolunda bir adım daha tamamlamak adına bağlı ortaklığı olan Mega Hazır Giyim Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından hazır giyim sektörüne yıllık ortalama 4 milyon adet ürün yapacak. Yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği konfeksiyon tesisinin kurulmasına, tahmini yatırım tutarının 48.6 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildi denilmiş. Şirket üretim tesislerinde kullanılan buharın tamamı doğalgaz ile üretildiğinden son dönemlerde artan doğalgaz fiyatları sebebiyle yükselen üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla yaklaşık 30 milyon TL yatırım tutarı olan Biyo enerji tesisi kurulmasını kararlaştırmıştı. Ayrıca artan müşteri taleplerinin karşılanması ve Adıyaman Besne'de bulunan fabrika arazisinin değerlendirilmesi amacıyla İstanbul'da bulunan EVA üretim tesisinin ilave yatırım ile birlikte Besne'ye taşınmasını planlamışlardı ve bu yatırım için 37.6 milyon TL olarak bir yatırım bütçesi karar verilmişti. Ondan sonra ise işte süreç zaman geldi geçti İşte biliyorsunuz ilk başta %200'dü. 88'e düştü sonra %100 bedelli onaylandı fabrikamızda şu an Adıyaman Besli'de çalışmaya devam ediyor. Şimdi Megap'ın internet sitesine girdiğimizde bu videoyu inceleyebilirsiniz izleyebilirsiniz mutlaka tanıdığım videosunu izleyin çünkü güncel videolardan birisi. Şimdi ana sayfaya geldiğimizde arkadaşlar Megap'ta fabrikayı görüyoruz ama fabrikanın çatısında şu an için bir güneş enerjisi paneli görüntüsü yok bizler için. 57 bin metrekare kapalı alana kurulu Adıyaman Besti fabrikamızın tanıtım filmi demiş. Tekrar diyorum bu filmi izleyebilirsiniz. Mega tam burada şu anda üretimine devam ediyor. Hani biraz daha böyle e, tekrar 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 istemiyorum. Aslında dediğim gibi bu güneş enerjisi yatırımı, biyoenerji yatırım bizleri çok etkilemişti. Bu fabrikada bir de su arıtma tesisi var. Yıllık galiba 690 bin ton suyu arıtıp tekrar kullanılabilir hale yani çevre için kullanılabilir hale getirip doğaya tekrar kavuşturuyorlar. Bu tesisin bu olayı da bence önemli. Çünkü biliyorsunuz ileride kıtlık, küresel faaliyetler derken bu tarz yatırımlar önemli. Kimya laboratuvarından bir görüntü vermişler. fabrikanın içerisinden bir görüntü vermişler. Ayrıca farklı görüntüler var mı? Fizik laboratuvarı görüntüsü mevcut. Yine fabrika içinden birkaç tane demeç mevcut gördüğünüz gibi. Gayet güzel, gayet güçlü görüntüler bunlar. İplikleri falan da görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar fabrika Adıyaman Besne dedik ki çatıda güneş enerjisini göremedik. Bundan sonra takip edeceğimiz süre daha doğru süreç şu yatırımlarla ilgili olan süreçler. Bunların artık yavaş yavaş kapta haberlerini görmek istiyoruz. Mega örme tekstil gördüğünüz gibi kumaş tarafından bahsetmiş burada. İplik tarafından ve boya tarafından da bunları inceleyebilirsiniz. Ürünler kısmı bunlar. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum onları. Bir an önce aslında Megap'ın teknik görünümüne de geçmek istiyorum ve kısaca rüşam bilgilerini konuşalım. Şimdi kimya ve plastik sektöründe Megap hissemiz gördüğünüz gibi 8.40-2.54 olarak bddd ile fiyatlandığını görüyoruz. Megapalertan sermaye artırımı tarafında ayın 13'ünde onaylanmış %100 bedelli 1 TL hisse fiyatı karşılığında odalanmış bir bildiri burada da görüyoruz. Şimdi gelelim şuna. Teknik analize geçmeden önce. Şimdi Megap'ın bugünkü rüçhan fiyatı. Ben baktığımda Megap hissemiz 3.59 olarak fiyatlanıyor. Megap'ın rüçhanı da 2.58. Şimdi çok fazla soru arıyorum. Rüçhanı satıp normalden alım yapsam mı diye. Atıyorum eline 500 tane hisse var. Ve sana 500 hisse daha verdi. Bunu 2.58'den bozduracaksın. Tekrar normal hisse almaya kalktın da 3.59'dan alacaksın. Böyle bir şeye gerek yok. Zaten şirket sana 1 TL fiyatla hisse başı 1 TL fiyatla o 500 isteği veriyor. Normale çeviriyor. Yani aslında mantıklı olan burada rüçhanları normale çevirmek dostlar. Ha ama ben 2.58'den satacağım. Ondan sonra make up 2 liraya düşeceğine inanıyorum. Normal hissenin 2'den alacağım dersen o iş başka. Şirketi o kadar iyi tanıyorsan tahtacı hareketlerini veya vesaire başka şeyleri ya da gelecek kapı haberlerini çok iyi biliyorsan bununla ilgili tabii ki böyle bir taktik geliştirebilirsin. Ama şu an için Rüçhan'a katılmak bence gayet mantıklı gözüküyor mega tarafında. Çünkü neden? Adam sana zaten 1 TL'den verecek o hisseyi. O yüzden bence hiç şeye gerek yok. Heyecana gerek yok. 1 TL'den zaten alacaksın o hisseyi. İmkanın varsa 1 TL'den katıl. Ama ben 2.58'den bozacağım. Rüçhanları 1000 tane ya da 500 tane elindeki adet neyse %100 verdi ya o kadar değil de nakitim yok. İşte 1000 tane yerine 800 tane alacağım. Bunu sen bilirsin. Rüçhanları satıp normale çevirip eder kadar parayla normal hisse alabilirsin. Ne olur? Edindeki adetinin %100 olmaz. Daha az oranda olur. Bunların stratejisi tamamıyla sizlere kalmış. Bir de şu var. Ben banka tarafında hiç işlem yapmadım. Bazı arkadaşlar diyor ki yani, nasıl olacak süreç nasıl gelecek. Ben garantici adamım. Ben garantiyi severim. Bence aracı kurumda olsa, bankada olsa mutlaka bir arayın. Yani ben bedelliğe katılacağım. Nasıl yapalım, nasıl edelim, nasıl ilerleyelim diye mutlaka bir fikirde tanışın. Normalde hesabınızda para olduğu zaman aracı kurumlarda otomatikman parayı çekip rüçhanlarınızı normal hisseye çeviriyorlar. Ama dediğim gibi bazı şeyleri garanti almak lazım. Çünkü burada yatırım yapıyoruz. O yüzden ben aramanızı tavsiye ederim. Detayları öğrenmeniz için. Şimdi teknik tarafına geç dersek. Biliyorsunuz Bizim teknik grafiğimiz artık yukarılardaydı. altılar dedi çizim. Bu çizimlerimizin hepsi aşağıya kaydı. Şimdi yeniden çizmekte fayda var. Hemen çizimlerimizin hepsini kaldırdık. görün grafiğimizin görüntüsünü haftalığa çekiyoruz dostlar. Haftalıkta baktığımızda şurada oluşan bir üst kanal direncimiz var gördüğünüz gibi. Şimdi bu üst kanal direncimizi yaklaştırarak bakıyoruz. Biz neredeyiz? Aslında haftalıkta bu üst kanal direncine fitil attığımızda burada gayet nizami bir şekilde görüyoruz. Şu tren çizgimizi birazcık daha şöyle aldık. Şimdi biz bu grafikte görüntüyü yakınlaştırdığımızda neler söyleyebiliriz bir ona bakalım. Gördüğünüz gibi bizim ana trendimiz aslında artık 3.80 seviyeleriymiş. 3.80'e temas edip ana trend çizgimizin yani üst kanal direncimizin üzerine atamamışız. Assak bundan sonraki oluşum çok 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 iyi olacak ama şöyle de bir görüntü var gördüğünüz gibi 200 günlük 21 50 ve 100 günlük ortalamanın artık üzerindeyiz 2 gün daha bu ortalamanın üzerinde kapanış gelirse ben kısa zamanda şu 3.80 ve 3.85 arasında olan tren çizgimizin üzerine atacağımızı düşünüyorum. Bu konuda olumlu görüyorum bazı şeyler. Neden? Çünkü artık belirsizliğimiz bitti. Artık oluşumlar bitti. Bundan sonraki tek belirsizlikler Bizler için artık bu yatırımlardan bahsettiği yatırımları devreye alması kap haberlerinin gelmesi dostlar. Bunlar gerçekten orta ölçekli bir şirket için güzel yatırımlar. Megap'ı ben bu şekilde değerlendiriyorum, bu şekilde düşünüyorum. Şimdi baktığımızda yatay bir bandımız var burada. Bu yatay band aynı zamanda kanal direncine de denk geliyor demiştik. Şöyle sizler için bu yatay bandı bir nüktörkün için alayım ben daha iyi anlayayım diye. Şurada görsel olarak görüntü gözüksün diye. Ne zaman bu trendin üstüne çıkar işte işte. Zaten gördüğünüz gibi düşen kırılımını gerçekleştirdik biz. Artık güncel fiyattan 326 üzerine kalarak bir hacimli mumla birlikte hem düşen kırılımı gerçekleşmiş oldu. Hem hareketli ortalamaların üzerine çıkmış olduk. Şimdi artık hedefimiz bizim 380 385 aralığındaki şu üst kanal direncimiz var ya. Yani 385'in üstünde kalmak. 385'in üstünde kaldığımız takdirde hemen ilk hedefimiz zaten şurada belli. İlk geleceğimiz yer şu seviyeler. 411 4.11'in üzerinde yine şurada bir boşluğumuz var. 4.73. Ondan sonra eski zirveye geçiyoruz dostlar. Eski zirvenin ardından eski zirvemizi de hemen şöyle koyalım. 6.02'nin ardından ilk geleceği hedef 7.35 seviyeleri olacak dostlar. 7.35'te şöyle çizdik. Şimdi tekrar oluşuma bir bakalım. Şu an için anlık olarak dedik ki 3.59'dayız. 3.59'dan 3.85 civarına %7'lik bir yükseliş. Ardından %14, ardından %32, ardından %66 ve onun ardından %100'lük bir yükseliş potansiyeli olan hissemizden bahsediyoruz. Benim uzun vade, orta uzun vade hedefimi zaten daha önce de konuşmuştuk. Ben aslında biraz daha uzun vadede farklı fiyatlar düşünüyorum Megap'ta. Artık bölünmemiz de gerçekleşti. Bundan sonraki yukarıya kalkacağı ilk hedefi benim için uzun vadede. Artık daha yukarı seviyeler şurada 12-13 seviyeleri olacak ilk etapta. 12-13 seviyelerin üzerinde kalırsa o zaman çok farklı şeyler zaten konuşacağız. O zamanki konuştuğum seviye benim daha yüksek seviyeler olacak. Ama şimdi çok fazla hayal satmaya gerek yok. Artık kademeli olarak dirençlerimizi takip edeceğiz. Biraz daha mantıklı, biraz daha dirençlere hakim olarak ilerleyeceğiz. Şimdi şuradan bir yükselen trendimizi de çizelim. Bizim artık yükselen tren destek seviyemiz dostlar şurada gördüğünüz 100 günlük 50 günlük ortalamaya denk gelen 273. Oyundan çıkmak istersen ben 273 altında artık oyundan çıkarım bunu net söylüyorum. 273 üstünde kaldığı sürece ben oyunda kalmaya devam eder yukarı yönlü hareketlerime devam ederim. Bu tabi 273 dediğim seviye artık kol kesme seviyesi oldu borsada bir şey oldu ortalık patladı falan o seviye yani. Biliyorsunuz seçim belirsizliği olmasına rağmen aslında anketlerde oydu buydu bütün adaylar bizim şu kadar potansiyelimiz var falan filan diyorlar. O yüzden bir ortada belirsizlik olmasına rağmen borsamız gayet güçlü duruyor diye düşünüyorum ben. Yukarı yönünde borsamızda zaten güzel hedeflerimiz var. O yüzden hissemizin de bundan olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Şimdi 3.80-3.85 bandı bakın sakın unutmayın 3.80-3.85 bandı çok 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 önemli bu bandı geçmemiz gerekiyor. Teknik görünümümüz bu şekilde. Lüçhan tarafına tekrar değinecek olursak mutlaka işi garantiye alın. Lüçhanlarınızı normal hisseye 1 TL karşılığında çevireceksiniz. Zaten kaç adet varsa o kadar paranız olacak hesabınıza. Aracı kurum olsun, banka olsun mutlaka arayıp bir fikir danışın. Hiçbir şeyi riske atmaya gerek yok. Sonuçta yatırım yapıyoruz. Geleceğimize yatırım yapıyoruz. O yüzden bu tarz şeyler çok 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 önemli çok kişinin kafası karışık çünkü Rusya'nın tarafında. Ama dediğim gibi benim şu anda tekrar söylüyorum. Megap'ın anlık fiyatı 3.59 ama Rüçhan fiyatının fiyatı 2.58. Zaten 1 TL'den alacaksın bunları normali çevireceksin. Ne gerek var 2.58'den satıp 3.59'dan almaya. Tabii ki şunu tekrar söylüyorum. Paran yoktur. Rüçhanları bozarsın. %100 alacağına %80'lik bir hisse alırsın. Rüçhanları bozup normalden hisse alırsın. Ona bir şey diyemem. Ama diğer türlü ben olsam rüçhanları normale çevirir, yoluma bakar, devam eder. Biraz daha uzun vadeciysem arkama yaslanır. Artık şirketin sadece kap haberlerini takip ederim. Yatırımlarla ilgili haberlerini takip ederim. Geri kalan zaten takdir. Tamamıyla kar satışı yapacağımız bölgeleri belirleyeceğiz inşallah. Şimdilik şirketle ilgili derleyip toparlarsak söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi artık kap haberlerini takip ediyoruz rüçhan tarafını atlamıyoruz. Mutlaka bir telefonu açıp arıyoruz. Aracı kurum, banka her neyse onlarla konuşuyoruz. Çünkü ufak tefek hatalara gerek yok. Sistemsel sıkıntılar olabilir. Hiç bunları yabana atmaya gerek yok. Umarım artık uzun vadede bol kazançlı günler bizleri bekler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şimdiden herkese hayırlı, uğurlu olsun. Görüşmek üzere.